Evet değerli dostlar, şu an neredeyiz? Kemerburgaz'da Güngören Belediyesi piknik alanındayız. Allah nasip etti yine tekrar buluştuk. Sayın Başkanımız yanımızda, Bozkırlar Derneği Başkanımız. Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Biz de bütün hemşerilerimize hoş geldin diyoruz. Allah yine nasip etti, bir piknikte buradayız. 26. pikniğimiz oluyor. Bizim dönemimizde 4. pikniğimiz. 4 pikniğimizden 3 tanesi yağmurlu bir havaya denk geldi. Ama yine de ona rağmen hemşerilerimiz teveccüh ediyorlar, geliyorlar. İnşallah güzel bir piknik olacak. Evet, hemşerilerimiz geliyor dediniz de dışarıda biz 20 dakika kaldık aşağıda. Daha gelenler şu an ne durumda bilmiyorum. Herhalde tarihi kemere kadar bir kuyruk oluşmuştur tahmin ediyorum. Girişte ben de görevlere dedim. Yani bu havada eğer geliyorsa dedim bozkırılır dedim. Güvenlik dedim, giriş dedim, sıkıntı çıkar mı? Başkası gel. Başkası gelmez dedim. Geliyorsa dedim bozkırılır dedim. Evet Sayın Başkanım, gerçekten hazırlıklar yapıldı. Çok güzel bir ortamdayız. Güngören Belediyesi'ne de buradan teşekkürlerimizi iletelim. Bu yıl daha şimdi sabahın erken saatleri, hazırlıklar bir yandan da devam ediyor. Az önce biri bir şey sordu. Başkanım nasılsın? Bomba gibiyim dedim. Ya biz hemşerilerimizi bir arada görünce enerjik oluyoruz. Gerçekten uzun bir zamandan beri biz bunun hazırlığını yapıyoruz. Ama Allah bugünü yağışlı nasip etmiş. Dünün bereketiyle olsa gerek. Dün malum Berat Kandili'ydi. Bu vesileyle de hemşerilerimizin geçmiş Berat Kandili'ni kutlamış olalım. Hemşerilerimize hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Evet değerli dostlar, gerçekten sabahın erken saatleri hava dün müthiş yağış vardı. Bugünse henüz yağış yok. Çok şükür bugün yağmayacak inşallah. Böyle devam edecek diye düşünüyoruz. Daha şimdiden 5 bölüm piknik alanı var. Dolmaya başladı. Araçlar kilit, inşallah izleyeceksiniz. Gelemeyenler olacak. Bir de yurt dışında Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında izleyenler var. Onlara buradan mesaj göndermek ister misiniz? Ya artık bir dahaki piknik sene, bunun tekrarı bu sene bitti, artık önümüzdeki seneye bozkırlar yağış da olsa kar da olsa geliyorlar. Mutlaka tabi hava şartlarına bakarak gelmek istemeyenler vardır ama daha önceden bozkırların pikniğinde yağmuruna denk gelen bir daha bozkırlar pikniği kaçırmak istemiyor. Yine onlar üzüleceklerdir. Evet, gelmeyen çok şey katacak. Çok teşekkür ederiz başkanım. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Evet değerli dostlar, şu an yanımızda dernek yönetimimizden sevgili Alican Kartal abi var. Nasılsın abi? Allah'a hamdolsun. Allah bugünlere çıkardığı için ondan da son derece şükranlarımızı sunuyor. Şimdi biz bu pikniği bütün Türkiye için yapıyoruz. Bütün Türkiye'ye hayırlı olsun. Ondan sonra da Konya bozkırlara herkese hayırlı uğurlu olsun. Evet değerli dostlar, şu an ayağının tozuyla diyorum. Ta Bozkır'ımızdan gelen Bozkır Belediye Başkanımız sevgili İbrahim Gün Başkanımız geldi. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk Mustafa'm. Kolay gelsin. Başkanım. Şükür kavuşturana diye. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Böyle güzel bir ortamda. Başkanım şimdi geldiniz mi piknik alanına? Yenice girdik. Aşağıda sağ giriş olsun. Nasıl? Ben dedim herhalde şey tarihi kemere kadar. Ya her şey çok, güzel. Güngören Belediye'mize de teşekkür ediyoruz. Şimdi gelirken baktım Orman Genel Müdürlüğü burayı mescid alanı olarak ayarlamış. Bizim gururumuz tabii. Müjdesini veriyorum hemen. Aygır Pınarı ve Akçapınar Korulu'nu da Orman Genel Müdürlüğümüze verdik. Orayı da böyle yaptırıyoruz inşallah. İnşallah ilk müjde i̇nşallah. Geldi sağ evet. Olsun başkanım. Valla Bozkır şantiye gibi, onu da söyleyelim. İnşallah. Sayın başkanım, 26. pikniğimiz. Sizin de ikinci, geçen sene de yoğunluğunuz vardı ama bu sene çok şükür bu yoğunlukta bizleri yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ediyoruz katkı desteklerinizden dolayı. Şimdi biz de size teşekkür ediyoruz. Yani burada birlikte olabilmek, beraber olabilmek her şeyden bir farklılık açıkçası. Bir farkındalık yaratıyor bozkırlar. Girerken de onu gördüm. Yani birkaç tane piknik alanı var ama sönük. Giriverince ya bozkırların olduğu fark edilirdi falan açıkçası. O kadar araç, bu kadar uyarıya rağmen meteoroloji çerçevesi içerisinde ama şu var. Önemli olan gönül birliği olması Mustafa. Bozkırlarda bunu görüyoruz, bozkırlı hemşerilerimizde. Biz orada bir yönetici olmanın da açıkçası bu bağlamda gururunu yaşıyoruz. Nereye gidersek gidelim. Biz onların birlikte beraberliğinden de mutluluk duyuyoruz. Biraz bu birbirimize kenetlenebilmek, birbirimizin halini hatırını sorabilmek, zor günde de iyi günde de birbirimizde olabilmenin avantajlarını bozkırlar açıkçası yaşıyor. Mutlaka diğer memleketlerde de vardır ama ben bunu bozkırlarda daha çok görüyorum. Evet değerli dostlar, 26. Bozkırlar Pikniği İstanbul Kemerburgaz'dayız. Yanımızda çok değerli büyüklerimiz var. Şimdi soracağız. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Başkanım Üçpınar Dernek Başkanımız, merkezi Bozkır'da. Üçpınar Dernek yönetimi olarak da inşallah bugün Bozkırlarla birlikte olmak adına İstanbul'da Kemerburgaz'a geldiler. Nasılsın başkanım? İyi Mustafa, sen nasılsın? İyi şükür başkanım. Çok güzel bir yolculuktan sonra inşallah kavuştuk. İnşallah. Bozkır'da havalar nasıl? Bozkır'da havalar
bazen yağıyor, bazen hava açıyor. Belli değil yani. Aynı burası gibi. Burası gibi değil mi? Evet. Abi nasıl buldunuz katılımı, kalabalığı? Katılım güzel. Yani... Kalabalık, yoğunluk çok güzel. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanımıza. Bizi yalnız bırakmadı. Sizi tanıyalım. Hüseyin Arıcı. Hüseyin abi nasılsın? Şimdi Hüseyin abi Arıcı, soy ismi Arıcı ama kendisi de arıcılık yapıyor. Evet. Aynı zamanda. Nasıl buldunuz ortam? Tamam, şu anda ortam güzel ama bizim şehrimiz biraz daha mı iyi bilmiyorum yani. Şimdi orada konser var. Burası piknik alanı. Yani orada konser düzeni var. Yemeği sen dağıtıyorsun. Konseri sen veriyorsun. Burada herkes sofrasında kendi hazırlayacak. Tabii bizim pilav ikramımız da var ama sen konser düzeninde gidiyor. Burada piknik düzeninde gider. Tabii ki yani hep şunu söylüyoruz değerli dostlar. Gerçekten Üçpınar Derneğimizi tebrik ediyoruz. 4 yıllık bir dernek. 5. organizasyonumuzu bu yıl gerçekleştireceğiz. Ve her yıl üstüne katarak giden Konya'nın ve bölgesinin iddia ediyorum en güzel etkinliğini yapıyoruz diyoruz. Abi hoş geldin. Teşekkür ederim. Seni tanıyalım. Allah razı olsun. Ben Hacı Mehmet Karada. Bozkır Üçpınar Derneği'nden. Yani sizinle ilgili söyledim. De eksik var mı? Yok, teşekkür ederim. Sağ ol, Allah razı olsun. Gerçekten de öyle ama hem yapmış olduğumuz organizasyonla parmak ısırtıyoruz. Allah nazardan saklasın. İnşallah bu yıl 5.'sini gerçekleştir. Allah razı olsun. Tabii. Abi nasıl buldun ortam buradaki ortam? Çok güzel abi. Çok güzel. Yapan emeğin için Allah razı olsun herkese. Tabii bu işin yükünü çekenler olarak zorluğunu bildiğiniz için değil mi? Zor bir iş. Yani teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Mustafa Yorulmaz. Mustafa abi nasılsın? İyi. Mustafa sen nasılsın? İyi abi sen nasıl buldun bu ortamı? Güzel. İlk defa geldim. Ortamı da güzel ama alan da çok güzel. Her şey güzel. İnşallah bugün birlikte güzel bir gün yaşarız. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. 26. Bozkır piknik ağamız sevgili Süleyman Özarslan ağam yanımızda. Ağam hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi şükür kavuştuk. Hava böyle olmasına rağmen müthiş bir katılım. Sen ne diyorsun ya? Ben şaşırdım gerçekten ya. Çok güzel bir katılım. Yani. Ve çok da güzel olmuş yani. Sabah kalkınca böyle insanlar bir havaya bir baktı ya kimse gitmez dedi ama biz aşağıdaki görevlileri şunu dedik. Gelene sormanıza gerek yok ki kesin bozkırdır salın gelsin yukarıya. Aynen. Çünkü araçlarda baktık siniler, damacanalar herkes geldi evet, böyle. Evet aynen öyle var. Aşağıda şeyler de öyle söylüyor kapıdaki çocuklar. Çünkü yer bulabilirseniz iyi diyorlar yani. Geç. Evet Allah'a şükür Allah bu günlerimizi aratmasın sizlerin sayesinde. Evet değerli dostlar sevgili ağam ben bu mesleğe ilk mikrofonu aldığımda şunu söylemişti. Mustafa'm geliyorsun bizim köyün pikniğini beraber yapıyoruz demişti. Ve sahneye ilk çıktığım zaman Süleyman ağam bir şey söylemişti. Dediler ki sahneye aldığımda arkadaşlar cebinizde 5 TL'niz varsa verin. Eğer 50 TL olmazsa gelin ben veririm demişti. Evet. Ve vermeyi biz ondan öğrendik. Bu sene de yemek ikramı sizde inşallah. İnşallah. İkramımızdan olsun. Afiyet şeker olsun herkese. Yani bu şeyin yaşantının bu dünya için hiçbir şeyi yok. Boş bir dünya. Ondan dolayı insanlar kazandıkça 3-5 kuruş yardımda bulunsunlar. Paraları bitecek zannediyorlar. Bitmez. Buna inanın bitmez. Sen bir ver Cenab-ı Allah sana 10 verecek. Kafanı çalıştır oğlum. 10 verirsen 1000 verecek. Evet değerli dostlar. Gördüğünüz gibi şöyle ummalı çalışma devam ediyor. İzlemiş olduğunuz hepsi dernek yönetimimizin. Abicim hoş geldin. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Nasılsın? Allah'a çok şükür. 26. piknik hazırlıklar temizliğiyle devam ediyor. Evet aynen. Geceden başladık hazırlıklarımız. 5 aydır 6 aydır gelen evet, bir evet. Hazırlık Allah'ın izniyle. Evet. Katılım nasıl abi? Katılım gayet iyi. Sabah 2 saat olmasına rağmen iyi. Ama havanın da biraz... Azli var ama daha yavaş yavaş. Aşağıda kuyruk varmış. Belediye başkanı evet, inşallah. Evet abi. Eyvallah Mustafa abi kolay gelsin. Eyvallah kardeşim. Ne var? Abi hazırlıklar temizliğiyle devam ediyor. Hazırlıkla müthiş. 3 aydır hazırlık yapıyoruz kardeşim. Anca toparlayabildik. İnşallah yağmur yağmazsa süper olacak. Değdi değil mi abi? Değdi abi. Allah'a şükürler olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın abi? Allah razı olsun abi. Yani herkes masa hazırlıyor sen etiket. Biz kendimiz hazırlıyoruz. Allah'ın izniyle bomba gibi bir gün. İnşallah bu Cenab-ı Allah yardım ederse yağmur yağmazsa önce kendimi tanıyorum. Ben İbrahim Çil Küçükhisarlı köyünün Bozkır Dernek yönetimindeniz. Dün akşam hazırlıklarımızı yaptık ama Allah izin verirse yağmur yağmazsa güzel bir gün olacak. Gördüğünüz gibi piknik alanında hazırlıklar devam eder. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Valla dünden beri hazırlıklar devam. Devam. Sevgili Mehmet Hacı yanımızda. Abicim ortamı nasıl buldun? Ortam süper. Katılım süper. Biraz hazırlanması zor bir organizasyon. Evet zor. Her şeyle. Ama kolay olsa da bir tadı kalmaz abi ya. Değil mi? Evet. Nasılsın?
İyi Allah'a şükür. Güzel bir böyle ortam. Kargaşa. Evet, koşturmaca var. Hava biraz muhalefeti biraz kötü ama gene de yoğunluk bayağı bir. Bence var. Bugünkü piknik daha keyifli olacak. Evet bence de güzel olacak. Bence de güzel olacak. Serin ortam ama güzel olacak. Kalabalık otobüsler, motobüsler her yerden hala geliyor. Maşallah araç daha otobüsler şimdi gelmesine rağmen ortalık çok kalabalık. İnşallah Mevla utandırmasın. Gördüğünüz gibi piknik alanda sabah sabah tüm hazırlıklar devam ediyor. Gördüğünüz gibi hem dernek yönetimimiz hem de şöyle ortamı size göstermek istiyoruz. Kazanlar dizilmiş. İnşallah öğle saatinde bütün hemşehrilerimize ne yapacağız? Buradan yemek ikram edeceğiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin usta. Sağ olasın, hoş geldiniz. Yine başladık çok şükür. 26. piknikteyiz. Yine iş başındayız. İnşallah. Devam nasıl edelim. Gidiyor? Çok şükür iyidir. Yetişir mi öyle? Allah'ın izniyle hiçbir sorun yok. Sorun yok değil mi abi? Hayırlısı. Biraz geç olsa, olur. Güç olsun. Tamamdır. Bir iki arası her zaman olduğu gibi buradan yemeklerimiz daha alacak. Gördüğünüz gibi piknik alanda tüm hazırlıklar devam ediyor. Abi kolay gelsin. Sağ ol abi. Başladık dünden beri. Başladık evet. Dün bir başladık ya. Allah izin verirse bakacağız. Dün başladık. Bugün bitecek Allah azim verirse. Evet dün başladık. Yağmur bir bastırdı. Hepimiz başladık aslında. Evet. Ve Allah nasip ederse ne oldu? Dedik sabah kaldığımız yerden devam edelim dedik. Ve geldiler işte gördüğünüz gibi piknik alanda hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Mustafa Temel. Mustafa abi nasılsın? Çok şükür. İyi geldik değil mi? Yufka getirelim dedik. Evet yufka getirdim. Bulmak zor oldu mu? Birazcık. Birazcık mı? Birazcık. Bir kasanı yaptık geldik. Nasıl yakın. Yani böyle Konya'ya gittik geldik. Olur. Fark etmez be. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı işler olsun. Evet değerli dostlar. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle ne yapıyoruz? Bozkurt pazarımız böyle kurulmuş. Bozkurt pazarında. Şimdi onlarla da tek tek görüşeceğiz. Piknik alanına İstanbul'a tabiri caizse bozkurtumuz taşınmış. Yeşil nohudumuz var, tahinler var, peynirimiz var, zeytin her şey orada. Hadi bakalım gezmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi neredeyiz? İstanbul Kemerburgaz'dayız ama burası Bozkurt Cuma Pazarı gibi değil mi? Ne evet. Satıyoruz? Nohut. Ne diyorlar buna? Ne nohut diyorlar? Yeşil nohut değil mi? Siz tanıyor musunuz? Tanıyorum. Oo, bakın bunların hepsi ne yapmışlar? Gelmişler sağ olsunlar. Bozkır pazarını kurmuşlar. Tabii herkes görevli burada. Bugün ne yapacağız? Nohut satacağız. Güzel de bir piknik olacak. Evet. Sanatçılarımız gelecek değil mi? Evet. Her sene geliyor musun? Arada. Arada mı? Sadece bir iki kere mi gelmedim. Oo maşallah. Evet Allah sizlere kolaylık versin. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bugün çoluk çocuk hepimiz buradayız. Cuma pazarındayız dedik. Gördüğünüz gibi bütün ürünlerimiz var. Bozkurt'ta ne varsa değil mi? Evet Bozkurt'ta ne varsa hepsi vardır. Nasıl durumlar? Durumlar şu anda fena değil. İyi değil mi? İyi Allah'a çok şükür. İyi devam ediyoruz. İnşallah hayırlı bir iş olur, hayırlı bir gün olur hepimiz için. Sağ olasın Allah. Eyvallah kolay gelsin. Sağ olasın. Hadi bakalım gezmeye devam ediyoruz. Tabii Bozkurt pazarında böyle görünce çok enteresan bir durum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıyalım. Bozdam köyünden Habib Bardak ben. Abi. Öncelikle babama selam söylüyorum buradan. Fevzi Bardağı. Ya değişik bir konsept olsun dedik. Değişiklik olsun hep tavan pekmez olmasın. Ben de şaşırdım böyle. Bozkurt olarak ben dedim hizmetimi göstereyim. Eyvallah. Aydan başka yerde servisim var yani öyle. Maşallah. Evet Ay'da da servisimiz var değerli dostlar. Tabii götürebilirseniz servis yaparız. Evet. Değil mi? Dün akşam 9'da geldik o yağmurda. Maşallah. Ya biz de buradaydık. Görüşemedik herhalde. Sen gittikten sonra gelmişim ben. Eyvallah. Vallahi çok güzel atmosfer. Emeğe geçen herkese Allah evet, bin daha bir böyle razı olsun. Katlayarak devam ediyor. İnşallah güzel bir ortam olur. Çok çok daha güzel olacak inşallah. İnşallah. Benim ümidim var yani. Olur çok güzel. Yalnız bir eksik var ya. Buyurun. Abi biz köydeki bütün yaşlarımızı unutuyoruz. Yani onlara buradan selamlar. Kaldırmamız lazım. Keşke talep olsa öyle bir şey. Sıkıntı yok. Bunu derneklerimiz organize etmeli aslında. Evet. Onları da içimizde görmek istiyoruz. Belki eksik ama bunu iletelim. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Sağ olun. Cuma pazarındayız böyle. 4 tane Mehmet'i bir arada yakalamışken bir dilek tutalım dedik. Hepsi burada. 4 Mehmet. Abi nasılsın? Ben de eniştelereyim. Sağ olun. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Ya eniştelerim diye niye reklam yapıyorsun? Şimdi onu anlamadım. Biz enişte de biniyoruz yokuşta. Bu benim babam olur. Babam olur memlekette yapıyor. Biz de burada evlatları olarak satıyoruz. Biz de bir Konyalı olarak işte bir Bozkırlı olarak gelmişiz buraya. Bir evet, güzel ekmek bir, parası. Güzel bir cuma pazarında inşallah. Cuma pazarı olsun inşallah. İnşallah, o bereket inşallah, olsun inşallah, inşallah diyoruz. İnşallah. Ben şöyle diyorum. Değerli dostlar
Bozkurt'taki esnaf 4 tane bayram yaşıyor günde. O da 4 cumadır bizim. Cuma pazarı bizim için çok önemli. Bugün de İstanbul Kemerburgaz'daki yapmış olduğumuz Bozkurt'lar Derneği'nin pikniğinde inşallah cuma pazarında dostlarla hep birlikte hem hasbihal edeceğiz, hem alışveriş yapacağız, hem eğleneceğiz, öneceğiz. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar, böyle biraz şeydeyiz, ikram da geldi böyle. Bozkurt Cuma Pazarı diyoruz. Tabii neredeyiz? Güngören'deyiz. Kemerburgaz'dayız. Bozkurt Cuma Pazarı burada. Gördüğünüz gibi kirazlarımız da gelmiş. Her şey gelmiş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? Allah razı olsun. Sağ olun. Daha sabah sabah hazırlanıyoruz. Evet. İnşallah bugün hepsini satacağız. İnşallah. İnşallah. Bozkurt'tan geldi. Evet, Bozkurt'tan geldi. Evet, Bozkurt'tan geldi diyelim. Allah nasip ederse inşallah herkes o güzel tatları, Bozkurt'umuzdan gelen bütün tatları, tahinimiz var, köpüğümüz var, her şeyimiz var. İnşallah o güzel tatları ne yapacağız? Sizlere sunacağız inşallah. Hadi bakalım gezmeye devam ediyoruz. Bozkurt demek tahin demek aslında. Bozkurt tahinimiz. Kavrulmuş tahinimiz bize özel. Buyur abi. Şimdi özür dilerim Mustafa'm. Şimdi bu tahının yapılış şeklini kısaca anlatayım. Şimdi suya girmeden bunun tozunu alırlar. 36 saat suda ıslanır. 12-13 sefer yıkanır. Odunlu fırında 3-3,5 saat kavrulur. 3-3,5 saatten aşağı çıkarsa tahın bozuk olur. Dışı yanık, içi çiğ olur. Fırından çıktıktan sonra da temizlenir. Ceyranlı değirmen değil, su değirmeninde itinayla üvünür. Akarken de ucundan incecik zeytinyağı gibi akar. Sızlar böyle sızma değil mi? Sızlar. Hiç katkı yok zaten. Katkı yok. Kesinlikle evet değerli dostlar, ben de gidiyorum. Kesinlikle tahinimizde bir direm katkı yok. Tamamen susamla alakalı bir çalışma. Bir de susamın özellikle ne olması lazım? Birinci kalite. Biri Managua susam olması lazım. Çünkü ita susam yok. Çünkü Mustafa kardeşimiz de kendisi değirmenin ağzından ekmeği sıkıp yedik. Ekmeği yağladık, biz yağlamadık. Ekmeği yağladık, yedik beraber. Eyvallah. Hadi bakalım gezmeye devam ediyoruz. Tabii burası İstanbul Kemerburgaz. Ama Güngören Belediyesi piknik alanındayız. Bozkurt Cuma Pazarı'nda dostlarımız dolaşıyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Sizi tanıyor musun? Mustafa Arlı. Mustafa abi nereliyim? Söğütköy'den. Söğütlü oldu. Evet. Söğütlü dostlarımız burada. Aynen. Cuma pazarını geziyoruz. İnşallah inşallah. Ne güzel değil. Alışveriş yapacağız tabii canım. Değil mi? Güzel bir şöyle hava biraz ısınsın. İnşallah güneş. Kendimiz var. Biraz ısınalım, biraz böyle atmosfer olsun inşallah. Alışveriş ortamı olacağız. İnşallah. Nasılsınız? Şükür kavuşturana. Şükür olsun, iyi sizler. Yılda da bir olsa böyle bozuk bir yerde olmaz. Senede bir kere de olsa gelmek lazım buralara. Gelemeyenler var. Ya. Yani ben size teşekkür ediyorum. Bu havaya rağmen herkes burada değil mi? Kesinlikle. Tüm Bozkır burada. 72 aynen, köy, aynen. 72 köy kasaba burada değerli dostlar. İnsanların yüzü gülüyor burada ya. Değil mi ya? Birbiriyle kavuşuyor, görüşüyor ya. Hasbihal ediyoruz. Mehmet Bey, bunlar Acılar Köyü. Acılar Köyü burada. Hacılar mı acılar? Hacılar, önceden acılardı, şimdi hacılar oldu. Yani nasıl kullanırsan değil mi? Aynen. Sıkıntı yok, o yer bizim. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Valla Cuma pazarını geziyoruz. Aynen, neredeyiz çok güzel. Neredeyiz ama? İstanbul'dayız tabii. İstanbul'da zaman Cuma pazarı geziyorsun. Aynen, çok güzel oldu. Çok keyifli oldu. İnşallah, vallahi yüzler gülüyor dediğim gibi o yaşında. Cenab-ı Allah da havaya da müsaade etti, güzel oldu böyle. İnşallah Mevlam bugün bize müsaade edecek kesin inşallah. 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 Güzel bir program olur. İnşallah. Güzel bir birliktelik olur inşallah. İnşallah. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Hadi bakalım. Abdullah Şen ben, Bozdam köyünden. Nasılsın abi? Teşekkür ederim, sağ ol. Vallahi Cuma pazarı dedim. Ya gerçekten de böyle o tahini, nohudu. Pazarımız Hırsat pazarı mı? Hırsat pazarı. Hırsat pazarı. Değil mi? Aşağı yanının fark, yukarı yanının çat, ortası Hırsat. Hırsat'ta ya gerçekten yüzler gülüyor. Evet, evet, çok böyle güzel. Böyle bir güzel. Havaya rağmen herkes burada değil mi? Çok güzel. Tabii tabii tabii, herkes geldi. Herkes geldi. Güzel. Eyvallah. Güzel. Sayın Başkanım, Bozdam Köyü Dernek Başkanı sevgili Ahmet Sınsal Başkanım yanımızda. Nasıl ortam, seyir, keyifler? Ortam çok güzel. İnşallah bugün yağmur beklemeyiz. Ve ben hemşehrilerimizin kalabalık olacağına inanıyorum. Zaten kalabalık bir olduk. Olduk ve daha da kalabalık olacağımıza inanıyorum. 30 bin kişiyi bekliyoruz Allah izin verirse. İnşallah, inşallah Allah'ın izniyle. Ve sizlere de çok teşekkür ederim. Evet değerli dostlar, neredeyiz şöyle, pardon. Sofraya daldık Sayın Başkanımız. Var ya, yani samimi söylüyorum, görmedim. Sofraya daldık böyle, bütün dostlarımız burada. Afiyet şeker olsun diyoruz. Gördüğünüz gibi sofralar kuruldu. Muhabbetler yapıyor, hasbel diyor. Sayın Belediye Başkanımız, Dernek Başkanımız ve değerli dostlarımız, misafirlerimiz burada. Tevafuk oldu. Onlara afiyet olsun diyoruz. Biz ne yapıyoruz? Hadi bakalım gezmeye devam ediyoruz. Şimdi mesaj gelmiş, fotoğraflar gelmiş. Onları kontrol et. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Tanıyalım mı? Şenay Sevim. Nereliyiz? Akçapınarlı. Akçapınarlıyız. Sofralar kuruldu, pikniğe geldik. Evet, çok nasıl güzel. Nasıl buldun ortamı? Çok güzel buldum. Her yıl geliyor musun? Hayır. Bu sene ilk mi? İkinci.
Oo, ikinci. 5 yıl önce gelmiştik. Bir de şimdi. İyi. Yeni yerimiz nasıl? Burayı yeni. Çok güzel. Çok beğendim. Ben Tuğçe Albayrak. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ortam nasıl? Ortam şu an güzel. Bakalım ne olacak. Daha sabah sabah kendimizden aynen, geldik. Aynen. Hava şartlarına rağmen katılım nasıl? Şu an iyi. Sabah biz normalde erken geldiğimizde daha az kişi oluyordu. Biz erken geldik. Bu sefer bayağı bir kalabalık. Herhalde katılım yüksek olacak. İsmim Rıza Yılmaz. Yağlı yüklüyüm. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz evet, nasılsınız? Geçen Rıza Yağlı yükteyim dedi. Biz Yağlı'ya gittik ama o İstanbul'da çıktı. Evet. Bugün İstanbul'dayız. <oldu. gülüyor> Bugün İstanbul'dayız. Güzel bir organizasyon. Değil mi? Çok güzel. Kalabalık güzel. Kalabalık da güzel. Hava da çok güzel. Serin. Evet değerli dostlar, şöyle sofralarımızı geziyoruz. Değerli dostlarımız da burada. 72 köy kasabamız var biliyorsunuz. Allah'ın izniyle ayrılmadan önce öyleydi. Halen o birliklerimizi devam ettiriyoruz. Sizi tanıyalım. Ben Adnan Şener. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hangi köy? Konya Bozkır Bağyurdu köyü. Sopran mı Bağyurdu? Sopran köyü. Sopran. Evet, Sopran. Değil mi? Sopranlıyız. Evet, bu arada bizi de çağırıyorlar sahneye değerli dostlar. Biz de sofra geziyoruz. Biraz daha çağırsınlar inşallah diyorum değil mi? Tabii. Boş tabii. Ver. Hep çalış çalış, ne olacak? Nereye kadar çalışacağız? Nasılsınız? Ortamı nasıl buldunuz? Valla çok güzel. Çok bir de yağmur telaşı olmasaydı çok iyi olurdu. Bence böyle biraz daha iyi oldu gibi. Bence de fazla da kalabalık. Yağmasa da böyle. Böyle evet dürülüyor yani. İnşallah. Her sene gelir misin? Her sene buradayım. Geçen sene de buradaydık. Bir sene i̇nşallah. De buradayız. Her sene devamlı inşallah gelecek. Bugün sizlerle hayırlı bir gün paylaşırız inşallah. İnşallah. Evet değerli dostlar, şu an piknik alanında geziyoruz. Kimler var yanımızda, siz tanıyalım. Bozkurluyuz ya. Dedim ki Çumrallar var dedim. Yo Bozkurluyuz olur mu? Bakın tavırı gördünüz mü? Oturduğumuz için Çumrallar sadece Bozkurluyuzlar. Olsun, bizim için gönüllerin biri olduğu her yer bizim değil mi? Evet evet. Nasılsın abi? Allah'a şükür, sağ ol. Şükür kavuştuk yine. Yani evet, her evet. Zaman görüşüyoruz ama burada buluşmak ayrı bir tabii canım. Hemşire, Cuma pazarı hepsi gezdim aynı Bozkır gibi hepsi var. Keşiden dut dağında hepsi var. Ne var? Keşiden. Keş var, tam var, nohut var, peki, kiraz var. Kiraz da dalından Bozkır'dan dün geldi bize. Baktık yemiş saç. Eyvallah. Yeşil nohut da var ya. Yeşil nohut da alacağız şimdi. Değil mi? Ya ben istiyorum ki aslında herkese söylüyorum. Birazdan sahneden sık sık duyuracağım. Onlar da Bozkır'dan bizim için yoruldular. Belki biraz ticaridir ama bizim için geldiler. Evet. Herkes 3'er 5'er kilo alabildiğince alırsın. Geriye götürmek daha zor onlara. İnşallah sizlerin de desteğini bekliyoruz. Ya, tabii canım alacağız. Yani. Aynı. Aynı değişim. Kiraz da aynı. Yani öyle çok büyük bir rakamda değil. Bozkır Cuma pazarındaki fiyat neyse burada da fiyatlar aynı yani. Herkes alabilir. Evet değerli dostlar, hadi bakalım gezmeye devam ediyoruz. Konya'dan Fatma Acar. Konya'nın köyünden. Arasöğüt. Evet, 72 köy kasaba dedik. Ama maşallah her köyümüzden insan var değil mi? Evet. Her yıl geliyor muyuz? Her yıl gelemiyoruz, bu yıl geldik. Şansa. gelemeyenler çok şey kaçıracak değil mi? Evet, evet. Pilav ikramımız var. Evet. Böyle ne hissettiniz buraya gelince? Çok güzel. Cuma pazarını gezmedin. Çok güzel bir yer, gezmedim. Daha çıkmadık, kahvaltı yapıp çıkacağız. Sofralar hazırlanacak, sofra yaptırdığını inşallah gezeceğiz. İnşallah gezeceğiz. Kadar. Hem sahnede inşallah. Kültürümüzü burası paylaşacağız. Çok güzel bir yer. Değil mi? Çok güzel. Havadar, yayladayız. Evet, evet. İnşallah değerli dostlar. Allah her sene tekrar nasip eder. Bir de gelemeyenler var, izleyecek, onlara ne diyelim? Onlar da buyursun gelsin buralara. Çok şey kaçırıyorlar değil mi? tabii buyursunlar gelsinler, görsünler buraları. Vallahi onu beşi bilmem de yani her etli bulgur pilavını kaçırıyorsun. Evet evet. Köyümüzün Bozkır'ımızın etli bulgur pilavı meşhur. Onu kaçırıyorlar gelmeyenler. Gelsinler görsünler yöremizin pilavını. Evet değerli dostlar, sofraları geziyoruz. Bakın ne dedi, ne var? Hamurlu ekmek. Evet, hamurlu ekmek var. Gördüğünüz gibi mayalı ekmek, hamurlu ekmek hepsi var. Nasılsın abi? İyiyim abi, çok teşekkür ederim. Seni tanıyalım. Ben Saadettin Zengin. Bademliliyim. Cuma pazarını gezdin mi? Gezmedim, gezeceğim şimdi. Alışveriş yapacağım. Vallahi az önce bir abimiz sayıyor. Keş var, tahin biliyorum, var, bal biliyorum, var, biliyorum. Nohut var. En önemlisi Bozkır'dan kiraz gelmiş. Evet, bende de var kiraz ama oradan alacağım. Buradan alalım yani. Onlar azıcık da olsa katkısarlar. Geriye götürmesinler. Tabii. Sonra biz onları satarız. Tabii abicim, tabii. Eyvallah. Değerli dostlar, gezmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Semaverler kaynama hoşça da abi, selam aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın abi? Sağ ol, sen nasılsın, iyisin inşallah. Şimdi 72 köy kasaba dedik, sofra geziyoruz. Nasılsın abi? Teşekkür ederim valla, gördüğün gibi. Şükür kavuştuk. Sabah erkenden geldik, Allah'a şükürler olsun. Hava şartlarına rağmen. Yine abi, tekrar nasip et abi, şükürler olsun. Abi gezdin de nasıl? Gezdim. Katılın abi nasıl? Muhteşem. Değil mi? Bize yakıştırın Bozkır'a. Herhalde en Bozkır. Bütün Bozkır'a erkenden geldik Allah'a. İsmim Mevlüt Demir. Bak Mevlüt abiye sırtını dayak yersin, korkma. Nasılsın abi? Şevut Bey'im, iyiyim, sen nasılsın abi? İyi valla abi, sofralar kurulmuş. Şükür kavuşturana yiyoruz, buluştuk. Öyle, her sene böyle. Değil mi abi? Evet abi, aynen öyle. Nasıl ortam? İyi, çok şükür, bir yaramazlık yok. Gezdin mi? Daha? Gezdim. Kalabalık nasıl? İyi, kalabalık, fena değil. Bu havaya rağmen? Çok güzel.
Söğütler kaç kişi var? Bayağı varsın. Var herhalde 200 kişi varızdır. Var maşallah. Şu an çok değerli bir köyümüz Balıklava köylü dostlarımızla birlikteyiz. Sizi tanıyalım mı? Mehmet Emin Gündüz. Mehmet abi nasılsın? İyiyim sağ ol. Siz nasılsınız? İyi abi şükür. Şükür kavuşturana diyoruz. Geldik yine hep Allah birlikteyiz. Allah iyilik versin. Nasıl buldun ortamı? İyi çok güzel. Her sene geliyoruz. Güzel yani. Uğur geldi mi Uğur? Uğur görmedim ben. İnşallah gelir. Gelir değerli abi. Dostlar her zaman söylüyoruz. 72 köy kasabamız var. Birlik beraberliğimiz devam ediyor. Gördüğünüz evet. gibi bizim ayrımız gayrımız yok. Kim nereye bölündü ne yaptı o bizi bağlamıyor. Biz halen sorduğumuz zaman Bozgırlıyız. Evet. Kim nereli olursa olsun. Çok şükür birlik beraberlik içerisinde yine buradayız. Abi nasılsın? Ortam nasıl? Gezdiniz mi? Ortam güzel. Sabah erkenden geldik güzel. Cuma pazarını gezdin mi? Cuma pazarına daha gitmedik. Daha biraz kendimiz bir hasbihal edelim, bir doyalım birbirimize. Kahvaltıyı mahvaltıyı yaptık, birazdan gezeriz. Şimdi birine soruyorum, Bozkurt Cuma pazarında ne var diyor, yeşil nohut var diyor. Öbürküne soruyorum, o da keş diyor. Demek herkes sevdiğini söylüyor. Herhalde. Nasılsın? İyiyim. İsmin ne? Mehmet. Mehmet, ne yapıyorsun burada? Hiçbir şey. Burası neresi, nereye geldik biz? Osmancık mı? Burası Osmancık mı? Pikniğe mi geldik? Evet. Nasıl, beğendin mi burayı? Ne zaman geldin? Arabayla geldik. Arabayla geldin. Yağmur var mı havada? Güzel değil mi? Afiyet olsun. Mesut Uçar, Harmanpınar, Konya Bozkır Harmanpınar. Özkan Çalık, Harmanpınar Meyre. Yavuz Ertaş, Nevşehir. Eniştemiz. Meyre'nin Nevşehir mahallesinden. O da bizimle birlikte. Ama Bozkır'a gittim. Ya anlaşıldı. Sen has Bozkırlısın. Evet, Bozkırlı oldu. Onu Bozkırlı yaptık. Abi, tabii bir Nevşehirli olarak size sorayım. Nasıl ortam? Valla ortam güzel. Ben yani Harmanpınar'a da gittim. Daha güzel. Benim memleketten güzel yani. Eyvallah. Eyvallah sağ olasın. Dostlarımız da burada. Şimdi ben buraya gelince kendi köyüm burası. Aslında Kuşçaköy'ü öyle diyorum. Bununla samimiyim biliyorsunuz her zaman. Beni görünce herkes dağıldı. Kuşçaköy'ü adına dediler. Sen röportajı yapıver dediler. Tabii ben kabul etmedim. Şöyle tek tek bir toplayalım ateşin başına herkesi. Önce kardeşimize bir selam. Nasılsın? Teşekkür ederim abi sağ ol. Siz nasılsınız? Köy. Çok iyi çok. Kuşçalıyım ben. Kuşçaköy. Şimdi herkesi bir araya toplayalım ki herkesi görelim istiyoruz. Nasıl ortam? Ortam çok güzel abi. Çok değil güzel. Mi? Evet abi biz havadan belki birazcık şey olur dedik ama hava da çok güzel. Allah izin verdi. Her Allah şey çok verdi. Güzel. Her şey güzel değil mi? Aynen. En azından müthiş bir katılım var. Aynen öyle abi. Aynen. Evet değerli dostlar şöyle... Gezelim. Bakın baltası bile kesmiyor. Az önce söyledik. O devam ede dursun. Biz şöyle şöyle sayın Hacı amcamız en büyüğümüz. Nasılsın Arif amca? Elhamdülillah iyiyiz. Allah çok şükür. Niye herkes kaçıyor benden? Vallahi bilemem. Nasıl kaçıyorduk? Halen gidiyor. Kaçsınlar bakalım. Ortamı nasıl buldun? Vallahi ortamı şu anda çok iyi buldum. Değil mi? Evet. Daha başlayacağız. Program var, pilav var. Programlar var, şenlikler var. Yarışları var. Cuma pazarını geldin mi? Cuma pazarı ilk defa geldim daha gezmek Konya'dan istiyorum. Gezeceğim. Vallahi Konya'dan piknik için geldi. Biz Konya'dan şu anda piknik için geldim. Güçal'a piknik için ve Bozkurt'a piknik için dolayı geldim ben. Şimdi Cuma pazarını herkes geziyor. Röportaj evet. yapıyoruz. Diyorum ki Cuma pazarında ne gördünüz diyorum. Herkes sevdiği şeyi görüyor. Birisi böyle keş dedi. Keş. Dağın, pekmez, nohut. Her şey var. Her şey bulgur var. Her şey var. Bizim evet Konya'da. Her şey var değerli dostlar. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Amin cümlemize. Evet değerli dostlar Bozkır burada bakın sofralar hazır demiştik ya böyle biz hamurlu ekmek diyoruz yufka ekmek diyelim kibarlaştık biraz. Yufka ekmeğin içine görüyorsunuz yumurtamız patatesimiz her şey hazır. Yiyene afiyet olsun diyorum sizi tanıyalım. Abdullah Turan Işıklar. Nasılsın abi? Çok şükür siz nasılsınız? Şükür kavuşturana diyoruz. İyi abi. Sizlerle birlikte olmak güzel tabii ki. Böyle bir günde katılım nasıl? Ortam nasıl? Çok güzel bu havaya rağmen. Müthiş değil mi? Müthiş yani güzel. Daha halen aşağıda kuyruk varmış girişte. Çoğu da yer bulamadı zaten yani. Bulurlar. Bulurlar oturacak bir yer buluruz. Sağırız bir yere ortaya oraya buraya otururuz yani. İnşallah. Siz derneğin bu çalışmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya çok güzel. Biraz eksikleri var ama aksaklıklar o kadar da olacak şimdi. Yani Bozkır dediğin ya kolay değil. Bir yer değil tabii. Kolay değil tabii ki. Zamanla onlar da açacak ama yine de... 72 köy kasabayız. Artı yani... 20 tane derneğimiz var. Ona rağmen... Eksikler olacak her zaman o olacak. Kadar olacak o biz kadar. En iyilerini yapıyoruz değerli dostlar. En güzel organizasyonları yapıyoruz ama yine de eksiksiz bitiremiyoruz. O yüzden eksiyle gediyle bir şey olmaz bir ama yine de güzel yani. Rasim abi nasılsın? İyiyim abi. Hangi köy? Kınıkköy'ü. Kınıkköy'ü. Evet. Kınıkköy ne tarafta? Bozkır neresinde? Bozkır, Sarıoğlan, Yeşilova. Değil mi? Evet. Ama Bozkırlıyız. Bozkırlıyız tabii. Evet.
Her yıl geliyor musun? Geliyorum, her yıl geliyorum. Ben Konya Bozkır Akçapınar Köyü'nden Niyazi Ağacı. Valla işte her sene böyle iştirak etmeye çalışıyoruz. Memnun oluyoruz ama bugün biraz hava muhalefetiyle biraz zorluk çekiyoruz ama olsun çocuklarla nasıl, birlikte. Nasıl? Yine ona rağmen katılım? Ona rağmen bayağı ben biraz önce de konuştuk. Yani katılım daha fazla olacağına inanıyorum daha, yani. Çünkü kimse bir yere gidemedi, evden çıkamayız yani, dediler hadi Bozkırlılar fikrine dedik. Evet. Abi Bozkırlı farkı değil mi? Evet evet. Bir katılım. Evet Bozkırlı farkı. Allah bu organize edenden dernek başkanlarımıza teşekkür ederim. Herkes yani iyiyiz Allah'a şükür ya, yağmur kış demeden buradayız yani. Gördüğünüz gibi sofralar kaldırıldı, bulaşıklara bile başlanamadı. Selam aleyküm. Ben aleyküm selam. Nasılsın anne? Allah'a şükür bulaşık. İsmin ne? Raziye Can'dan. Nereliyiz? Büyük Hasarlık. Oo Büyük Hasarlık. Mehmet amca ne yapıyor? Yatıyor vallahi ki yine bak. Dalayım Mehmet amcayı kaldırayım dedim. Şimdi kaldır. Dedim bize kulaklarımızı çınlatmaz değil mi? Ulan sizin röportajınızda değil mi? Çınlatmaz. Kaldır onu seni. Vallahi bir dalayım dur bakalım. Yanına öyle uzanayım böyle bir bakalım ne yapacak? Var hemen var yanına kaldır. Nasılsın? Şükür kavuşturana diyoruz. Allah'ımıza çok şükür. Evet değerli dostlar şu an piknik alanına yeni gelip köylülerin arayan var. Selam aleyküm. Aleyküm selam abi. Sizi tanıyalım. Ferdi Göktaş ben. Afyonluyuz ama... davete icabet etti eniştemiz burada. Ya abi o kadar karışmışız ki bugün hep enişteler var bizde. Afyon, Nevşehir, Kırşehir gidiyoruz bakalım böyle. Hoş geldiniz sizinkiler var ya. Aynen öyle abi bulamadık. Evet yerini abi. Söylersen para isterim. Buluruz. Biz buluruz abi. dur, eyvallah bak değerli dostlar bak bebeklerimiz de geldi maşallah. İnşallah bugün güzel bir program gerçekleştiririz hep birlikte. İnşallah. Ayağınıza sağlık. Aşağıda kalabalık mı girişte? Aynen öyle. Evet yazdan burada. Abi yıl kaç bu cihazı elin aldın? 1975. 75. Kaç düğün desem? Vallahi sayısını bilmiyoruz yani. Yani o zaman ben hep şey diyorum. Düğünü yaptığım insanlar sonra çocuklarla geliyor. O torunlar diyorum. Tabii, yani, tabii, kaç tabii. Tane torun vardı değil mi? Öyle, yani bir milyonlarca insan. Evet. Biz de birlikte. Adamın bak muhabbete bak. Ne yapıyoruz? Vatandaşın düğünü yapıyoruz. Oğlu büyüyor onun düğünü de yapıyoruz. o zaman torunlar kuşaklara uçtu. Değil mi abi? Torunun düğünü de yaptı. Evet değerli dostlar işte sanat, emek gerçekten onlar bizim gururumuz. Neden? Hem köy olarak da hem de ekip olarak da Bozkır kültürümüzü, Konya kültürümüzü halen o bayrağı taşıyan isimler, onlarla her zaman gurur diyoruz. Tabii her yerden insan var ama orijinal bir tane Bozkırlı var yanımızda. Sizi tanıyalım hocam. Doktor Mustafa Kalaycı Bozkır içinden. Aslımız Gederetlidir. Aslı Gederetli. Evet, evet ama doğma büyüme Bozkırlı. Seni evet, buldum. Evet, evet, evet. 72 köy kasabamız var. Herkes burada. Evet çok sevinçliyiz zaten burada hemşerilerimizle beraber olmaktan. Mutluluk verdi bize yani sağ olsunlar. Evet, Cuma pazarını gezdim. Geziyorum yavaş yavaş geziyorum hatta çocuklara ufak tefek alışverişe bile başladım herkese de tavsiye ediyorum yani evet. Ya ne hissettiniz orayı gezince? Tabii çocukluğumuzda şimdi nohut özellikle taze nohut bizim için çok önemli. Tayın pekmez bir de küflü peynir. Biraz biz Bozkırlı olarak küflü peyniri öyle para verip alan cinsten olduğumuz için böyle şeker yerine falan ben küçüklüğümde de çok severdim. Beni bilenler bile arkadaşlar da getirirlerdi. Çok hoşuma gitti yani gezmelerini tavsiye ediyorum herkese. Evet havaya rağmen katılımı nasıl buldun hocam? Tabii gerçekten katılım dikkat çekici diyorum etkileyici gerçekten. Yani şey Konyalı'ya sormuşlar üçgenin anlamı ne diye kargış kıyamet demiş. Biz kargış kıyamet olsa buradayız. Şimdi şöyle bir şey var bizim Bozkırlıların birbirine olan bağlılığının ondan sonra birbirine memleketine olan bağlılığının birbirlerini ve sevgilerini yaşatmaya olan değerlerini yaşatmaya olan bir şey olarak görüyorum ben bunu. Tabii evet. Çok memnunum. Bağ değil mi abi? Tabii bağ. Ya her köyden insan var maşallah. Maşallah sofraları evet. Gezdik. Burada şunu Kınır. Söylemek istiyorum ben özellikle buradaki değerli hemşehrilerimizin yani birbirlerine sahip çıkmalar açısından bu organizasyonu düzenleyenler, baştan beri bu organizasyonları yapıp buraya kadar gelmesini ulaşmasını sağlayan büyüklerimize de teşekkür etmek lazım. Eyvallah değil mi abi? Evet, emek evet. Veriyorlar tabii, gece gündüz demeden. Tabii. Bütün sıkıntılı stresli ortama tabii, rağmen tabii, burayı hazırlıyorlar ve tabii, bu birlikteliği tabii, birlikte tabii, yaşıyoruz. Tabii, ben size öyle. Çok teşekkür ediyorum. Değerli başkanımız yanımızda. Abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Öncelikle Konyalı, Bozkırlı olmak ne kadar gurur verici bir şey ya. Ben önce kendimi tanıtayım. İstanbul Konya Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Dediş. Orada da bir oluşum yaptık. Gençlerimize sahiplenme anlamında biz de bu oluşuma bütün Konyalıların, Bozkırlıların ve hemşerilerimizin destek olmasını istiyoruz.
Bu program da çok güzel olacak. Güzel bir hava. Herkese iyi eğlenceler. Emeği geçen Bozkır Dernek Başkanı'na, yönetim kuruluna, herkese teşekkür ederim. 72 köy kasaba dedik. Yanımızda kim var? Siz tanıyalım. Abi Bozkır Merkez Camii imamlarından, merkezden Metin Araç. Nereliyiz? Bozkır'dan geldik. Nereliyiz? Akise. Akise. Biz ilçemiz ahırlıdır ama biz yıllardan beri Bozkır'dır. Hala ilçemizi Bozkır olarak biliyoruz. Ben... Yine Bozkırlıyız. Bozkır için ne gerekiyorsa yapacağız. Ben şöyle söylemiştim. 72 köy kasaba diyoruz. Hala ayrımız gayrımız yok diyoruz. Muhtemelen devam ediyoruz. Devam beraber. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ettik. Ali Çerçiköy Dernek Başkanımız. Abdullah Yüksel Başkanım. Nasılsın başkanım? Teşekkür ederim Mustafa'cığım. Sağ olasın. Görev devam. Maalesef görevimiz devam ama güzel oluyor. Biz memnunuz bu görev almaktan. Yani hava şartlarına rağmen, bu ortama rağmen katılım nasıl? Bizim tahminimizin üzerinde dünkü hava şartlarına göre baktık. Hakikaten hemşerilerimiz duyarlı. Buradaki yağmur görünce korkmuştuk. Evet, ama çok güzel. Maşallah. Katılım var. Gezdim. Çok değişik köylerimizden de bu sene müthiş bir katılım var hemen, maşallah. Hemen hemen her köyden var Mustafa. Her köyden var. Her köyden var. Cuma pazarındayız. Cuma pazarımız güzel. Bizi sanki Bozkır Sırtlat pazarı gibi görüyoruz biz burayı. Herkes, öyle bir güzelliği var buranın. Herkes çok keyif aldı buradan. Yüzü güldü insanların evet. Burada mesela. Soruyoruz diyoruz ki ne gördün pazar dedim. Keş diyor mesela. Demek ki onu düşünüyormuş. Keş gördü. İşte yeşil nohudu seven var. Kirazlı seven var. Tamam var. Allah'a şükür. Böyle yöresel ürünlerimiz hemen hemen var. İsmim Veysel Karacaartlıyım. Bugünkü günleri gerçekten biz iple çekiyoruz. Biliyorsunuz Bozkırların bir hasreti vardır. Hep bir araya gelip hasval yapmak, birbirimizden tanışmak ve bize de Cenab-ı Allah böyle güzel bir yeri de nasip etti. Güzel de gün, havalar da güzel maşallah. Bugün bizim günümüz olsun. Bizim günümüz olsun. Sizi tanıyalım mı? Ali Güven. Ali Güven amca nereliyiz? Konya Bozkır Yazılıyurt. Küçük Hüsarlık yani. Ne bir daha söyle. Küçük Hüsarlık. Önceki söyledin mi? Murvetli Yazılıyurt. Üç tane isim olduğunu öğrendim. Murvetli Yazılıyurt Küçük Hüsarlık. Eyvallah. Vallahi biz Küçük Hüsarlık olarak biliyoruz tabii ki değil mi? Tabii. Evet hayırlısı olsun inşallah. Nasıl ortam, atmosfer, piknik? Çok güzel, çok beğendim. Çok güzel yani. Değil mi? Keyifli. Çok güzel, çok keyifli yani. Eyvallah. Allah'a şükür. Havada katılım dayı. Hava dayı. Piknik havası. Yani. İnşallah Allah bozmaz diyelim. Mustafa'cığım. İnşallah. Mustafa'cığım nasılsın? İyiyim hamdolsun. Sen nasılsın? Şükür kavuşturana diyoruz. Evet. Piknikler de olmasa. Aynen öyle. Görüşemeyeceğiz valla. Çok hayırlısı şükür. Olsun inşallah. Konya Bozkır Tepelice. Bir aradayız. Beraberiz. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Yemeğe geçenlere. Hacım pastayı kapmışken misin? Evet. Tepelice'liyiz aynen. Aynı köylüyüz. Pastayı kapmışsın. Kimden kaptın? Ha, verin pasta bu amca. Verin pastayı bu amca bir tane. Verin bakayım. Verin bakayım pastayı ya. Olmadı böyle şimdi. Sen Konya'da oturuyorsun. He, Konya'da mı oturuyorsun? Evet, Mehmet ismin. Valla belli oluyor zaten. Şu hale bakın Mehmet, bakın. Değil mi? İstanbul'da yaşayanlar ve Konya'da yaşayanlar. Evet. Piknik için mi geldik, gezmeye mi geldik? Gezmeye geldim. Bir baktım piknik var gidelim dedim. Ta, aynen öyle. Bozkır'la piknik duyunca gelmek imkansız. Mecbur geleceğiz yani. Mecbur geleceğiz değil mi? Tabii. Eskiden 72 köy kasabaydık ya. Halen o 72 köy kasaba devam ediyor. Maşallah. Ediyor da bazılarını aldılar. Akviran'a bağladılar bazılarını. Bozkır'ın köylerini bağladılar. Hepsi burada. Hepsi burada. Hepsi burada. Ayrı gayrı yok. Birlikteyiz. Değil mi? Avdan burada. Her yer burada. Evet. Evet. 72 köy kasaba dedik işte. Görüyorsunuz. Büyük öz, küçük öz. Hepsi bizim zaten. Evet, var mı var. Köylülerde burada? Çok. Ne zaman geldik buraya? Bir saat oldu Mustafa Bey. He, ancak mı yer bulabildik Sivaslar'ın içinde? Olsun. Önce dükkanımızı duyuralım. Sonra bir cuma pazarı yapacağız. Sonra bir sahneye aynen. Geleceğiz. Tabii. Eğleneceğiz bugün. Güzellikleri yaşayacağız. Torunlar zor oturttuk sofraya. İyi zaten. Maşallah. Onun... Hep gidelim düğüne diyorlar. Düğünü zannediyorlar. İnşallah. Birazdan hep birlikte sahneyi de paylaşacağız. İnşallah. Bakın gördüğünüz gibi tezahüratlar eşliğinde böyle bir tribün yaptık. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Sizden mi? Benim adım Dursun Altay. Dursun abi elimde kuruyemişle bizi karşıladı aslında, ikramla karşıladı ama birden böyle beni çekmeyen deyince gençlerimizle böyle bir tribün yaptık. Yok zaten biz devamlı tribündeyiz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim değerli dostlar. Ya ilk defa bugün böyle bir röportaj, bak böyle bu kadar izleyicisi olan tek röportaj bu. Ya zaten beni tanıyorlar da yani bizim tabii turnuva vardı orada da tanıklar için. Yani o işi de... Hayır turnuvalarda ne oldu? Ya bir şey olmadı. Yok yani şey için söylüyorum. Yok onu demiyorum. Hani niye turnuvalarda sen öne çıktın onu anlamadım. Ya amik olduk. Tribün yapıyorduk gençlere. Evet. O zaman hep beraber bir daha bir tezahürat da yapalım mı? Şöyle Pervez'im şöyle bir dönelim. Gel abi gel. O zaman şöyle gel Dursun abi. Buyur.
O zaman şimdi maçlarda ne diyorduk? Maçlarda ne diyorduk? Aynısını burada istiyoruz. Hadi bakalım. Yapalım mı? Aynı. Hadi hep beraber. İnşallah. Abi. Hadi. En büyük hisse. Hadi. Tamam. Bir. Tamam. Bir. İki. Haydi haydi. Hisarlık. Hisarlık. Birdeydik. İkideydik. Üçteydik. Herkesi yendik. Haydi haydi. Hisarlık. Üçüncü oldu. Evet. Evet. Dursun abi niye? Yo, o önemli değil. Önemli olan orada bulunmak değil mi? Önemli olan burada bulunmak. Üçüncü olur, ikinci olur. Önemli olan takım halinde şu güzelliği yaşatabilmek bence. Kupa işin bahanesi, belki birincilik işin bahanesi. Önemli olan bir arada bulunmaktı. Şimdi izleyeceksiniz, gördüğünüz gibi kazanlar dizildi. Sabah geldiğimizde hazırlıklar devam ediyordu. Şimdi ateşler yakıldı, pilavlar hazırlanıyor. Ben sabahtan beri arıyordum nerede bulurum diye. Tabii ki o Allah razı olsun her zaman olduğu gibi yine görev başında. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Mustafa Taşdelen, Konya Boz Küçük Sarlıklıyım. Küçük Sarlık Derneği'nde aynı anda yönetim kurulundayım. Evet, değerli dostlar, sabahtan beri beklediğimiz anda geldi. Güneşimiz de çıktı. Dediğimiz gibi bekledik, güneş de çıktı çok şükür. Halen katılım yoğun bir şekilde devam ediyor. Bozkırlar Derneği Başkanı Yardımcımız, sevgili Mehmet Güven abim yanımıza. Abicim, öncelikle hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk Mustafa'cığım. Ben öncelikle Konya TV ve Aslan Mustafa'ya da bu sunumu hazırladığı için teşekkür ediyorum. Bir de Güngören Belediye Başkanımıza, Şakir Yücel Karaman Bey'e ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Bu bize bu konumu hazırladığı için gerçekten çok güzel bir yer. Sene eksiksiz. Tabii bu eksiklik çok güzel bir yer hazırlayıp bize sunduğu için de dernek yönetimi ve şahsım adına da teşekkür ediyorum. Altıncısını düzenlediğimiz Bozkırlar pikniğimize hepiniz hoş geldiniz. Kendisine yakışır bir şekilde de bir yurt yaptırdı biliyorsunuz. Onun ismi hep bizde yaşayacak. Ve bu arada yine Bozkır'ımızdan ayağının tozuyla diyorum. Bozkır Belediye Başkanı Sayın İbrahim Gün Başkanımız aramızda. Sayın Başkanım hoş geldin. Ve yönetimden sevgili Hüseyin abimiz de birlikte geldiler. Allah razı olsun. Yıl boyunca her zaman ona söylüyorum. Bozkırlımızın yine tabii bir sürü hemşehrilerimizin kahrını çekiyor ama bir de Bozkır'ın kahrını çeken bir isim var. Doçent Doktor Mustafa Kalaycı hocam aramızda. Bir, yani gece gündüz demeden vallahi kaldırıyoruz. Bozkırlı dedi mi onun için akan sular duruyor. Allah razı olsun. Thank you.
yar, sen de bulur musun? Azrail misalin yar yar, canım alırsın. Etme bu cefayı yar yar, sen de bulursun. Ucama senin, senin, senin canın değil mi? Etme bu çileyi güzel, sen de bulursun. Ucama senin, senin, senin canın değil mi? Şöyle yapalım. Tabii biz onları yalnız bırakmayalım. Hocam söz sizde, bir kozan daha yapalım değil mi? Ağam, ufak ufak. Ondan sonra da herkese eşlik etmeye davet edelim buraya. Hadi bakalım, söz sizde hocam. Yabandan gel Karaday gözyarım, yabandan yavaştan ağırdan da görüyorum. Aslanım da Hold up, I'ma stay cool and roll. Why you make your way over there?
bakalım. Sevgili Mehmet Güven'i zaten sahnede buraya arz ediyorum. Hasan Ciğerci, Akçapınar Köyü Dernek Yönetimimizden Başkan Yardımcılarımız Mehmet Ali Yılmaz Yalıyük Başkan Yardımcımızı sahneye arz ediyorum. Abdullah Yüksel, Ali Çerçi Dernek Başkanımız sahneye arz ediyorum. Ahmet Ünsal, Bozdam Köyü Derneği Başkanımızı sahneye arz ediyorum. Mustafa Minaz yerine İmdat Yılmaz'ı davet ediyorum. Çünkü Mustafa Minaz'ımız Almanya'da. Avukat Mustafa Köksu'yu sahneye arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Dernek ve Vakıf Başkanlarım, kıymetli hemşehrilerim, değerli misafirler, çok muhterem halk bozkırlar. Derneğimizin genel ekser olarak düzenlemiş olduğu Bozkırlar Piknik Şöleni'ne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu güzel günde bize piknik yapmayı bahşettiği için Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Biz bu piknik şöleni için hazırlıklarımıza 6 ay öncesinden başladık. Ama dün yağmurlu geçti, bugün Allah'a şükür yine Allah mahcup etmedi. Güzel bir havada bozkırları bir araya getirdik. Derneğimizin amacı bozkırlıları her vesileyle bir araya getirmek. Biz bir hemşeri derneğiyiz. Bunu bazen piknik şöleniyle yapıyoruz, bazen yöresel günlerle yapıyoruz, kışın arabaşı programlarıyla yapıyoruz.
yine gençlerimize yönelik olarak 15 hafta devam eden futbol turnuvası düzenledik. Gençlerimizi bir araya getirdik. Bugün de Bozkırlar piknik şöleni bahanesiyle hemşehrilerimizi bir araya getirdik. Hasbihal etme fırsatı bulduk. Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Öncelikle katkıda bulunan Güngören Belediye Başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Yine Bozkır Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bozkır Bey'imiz Süleyman Adarsan'a çok teşekkür ediyorum. Yine sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle ve özellikle bu yağmurlu havada yağar mı, ıslanır mıyız demeden buraya geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir de sahneye sığmayan yönetime çok teşekkür ediyorum. Yine bu piknik şölenimizde yöresel folklor ekibimizi izledik. Birazdan Bozkır'ımızın düğün pilavı olan pilavı ikram edeceğiz. Onu yiyeceğiz afiyetle. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz tekrar diyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Değerli hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz. Ben burada bulunmamıza vesile olan, ilk önce bu pikniği hazırlayan, buraya kadar gelmesine, uzun yıllardır birbirine aktarılarak burada birlik beraberliğin tescil edilmesine vesile olan tüm büyüklerimizi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. Ben tekrar söz verdiği için değerli arkadaşıma teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, var olun. Değerli büyüğümüz Profesör Doktor Mustafa Öz hocamıza bir selamlama konuşması yapmak üzere sahneye arz ediyorum. Eğer arz ederseniz mikrofonu oraya da gönderebiliriz. Çok sevgili hemşehrilerim. Hayran ve bayanlar. Ömrümün yarısı Amerika'da geçti. 49 sene geri kalan da Türkiye'de geçti ve geçmekte. Ya ne kadar buradayım bilmiyorum ama şimdilik geliyoruz işte bu toplantılara. Yaşım 91 oldu. Artık hasta falan muayene etmiyorum ama içinizde ihtiyacı olanlar olursa inşallah yoktur. Bana gelirseniz ben yolunu bulur, ben sizi gönderirim gönderilecek yerlere. Hepiniz sağ olun. Sağlıcakla inşallah kalırsınız ben buradan ayrıldıktan sonra. Evet, ellerinden öpüyoruz. Allah ona sağlıklı uzun ömür versin. Öncelikle herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hemşehrilerin birlikte bir arada olması, hemşehrilerin birbirine gidip gelmesi, hemşehrilerin birbiriyle beraber olması, buraya kadar gelen herkesin ayağına Kabe sevabı yazılsın, birbirlerinize komşu olun inşallah derler ya. Biraz önce Mustafa dedi ki Aksekili, biliyorsunuz 1959 senesine kadar Akseki zaten Konya'nınmış. Sonradan bizi Antalya'ya kattırıvermişler. Biz de Antalya olmuşuz. Biraz önce değerli hocam söyledi, Bozkır'dan çok değerli insanlar çıkmış. İşte sevgili Öz hocam, değerli Mustafa hocam, burada olmayan Amerika'da olan değerli mahtumu, Konya'dan her türlü insanın düzgünü, Bozkır'dan her türlü insanın kalitelisi çıkmış. Her türlü insanın özgüveni yükseği çıkmış. Her türlü insanlığı, her türlü adamlığı, her türlü güzelliği Türkiye'ye, dünyaya, Hazreti Mevlana sayesinde de duyurmuş bir şehrin insanlarıyız. Allah hepinizden razı olsun. Sadece ben bir tek şey söyleyeceğim, eğer sizler için bu uygunsa, her yerden her güzel insan çıkar. Bozkır'dan da çok güzel insanlar çıkmış. Bir tek şey çıkmaz Bozkır'dan, vatan haini çıkmaz. Allah hepinizden razı olsun, Allah'a emanet olun. Evet, sevgili abime çok teşekkür ediyorum. Aramızda yeni katılanlar varsa söyledim, 5 aydır birlikte çalışıyoruz. Bozkır Belediye Başkanı Sayın İbrahim Gül'ü konuşmalarını yapmak üzere sahneye arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Güneşle
rüzgar yukarıda seyrederken aşağıda paltolu bir adam görürler. Birbirlerine derler ki, rüzgar aşağıda giden adamı görüyor musun? Onun paltosunu ben üzerinden çıkarttım. Birbirleriyle iddiaya giriyorlar. Rüzgar esiyor, adam paltosuna sahip çıkıyor. Biraz daha fazla esiyor, biraz daha fazla sahip çıkıyor. Çok esiyor, çok sahip çıkıyor. Ve bir türlü rüzgar adamın üzerindeki paltoyu çıkartamaz. Güneş der ki, bak öyle olmaz. Hemen bulutun arkasından yüzünü gösteriveriyor, adam kendiliğinden paltosunu çıkarıyor. Ben hepinizi güneşin sıcaklığıyla ve güneşin aydınlığıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli Mustafa Hocam, kıymetli dernek başkanım, kıymetli dernek başkanlarım, kıymetli Bozkırlı hemşehrilerim, kıymetli meclis üyelerimiz, hepiniz bu güzelliği burada yaklaşık sabah 7.30'dan beri yağmur yağar mıydı, yağmaz mıydı, ıslanır mıydık, ıslanmaz mıydık, olur muydu, olmaz mıydı telaşına kapılmadan buradayız. Bu bir Bozkır'ın vermiş olduğu birlik ve beraberliğin, gurbetçiliğin, özleminin, hasretin, güzelliğinin birlikte olmanın ahengi olarak gördük. Buraya gelmeden önce sevgili dostlar, teker teker piknik alanlarını Sayın Başkanımızla birlikte dolaştık. Onlara bir merhaba dedik. Bazılarının çaylarını içtik, bazılarının evlerinden yapmış gelmiş olduğu sarmalarından ve pastalarından aldık. Ama onların gözlerinde şu vardı. İnanın size şunu söylediler. Dediler ki, başkanım sen sabah geldin. Bozkır'ın kokusu var sende. Belki onu söyleyen vatandaşımız, hemşerimiz 4 aydır, 5 aydır, 6 aydır Bozkır'a gitmemişti. Evet, onu söylediler bana. Gözlerim doldu. Sevgili hemşerilerim, sevgili dostlar, Bozkır'ın gerçekten adıyla, tarihiyle, kültürüyle, nerede yaşadığımızı, nerenin çocuğu olduğumuzu ve nerede yaşayacağımızı çok iyi bilen bir topluluğa sahibiz biz. Bizim kültürümüz ve tarihimiz bize çok farklı şeyler anlattı. Okuyanlarımız, tarihi şöyle karıştıranlarımız mutlaka ve mutlaka Bozkır'da nelere sahip olduğumuzu çok yakından görmüşlerdir. Biraz önce söyledi sevgili abimiz, yetiştirdik mi adam gibi adam yetiştiriyoruz. Okuttuk mu adam gibi adam okutuyoruz. Tüccarlık yaptırdık mı adam gibi adama tüccarlık yaptırıyoruz. İşte bu da Bozkırlı olmanın ve birlikte olmanın güzelliğini bize her daim hatırlatıyor. Onun için sevgili hemşehrilerim, Bozkırlı olarak bir olmanın, beraber olmanın ve diri olmanın haysiyetini, hassasiyetini birlikte ifade ederim. Ben sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü artık acıktınız biliyorum. Yemek vakti de geldi. Şöylece bitirmek istiyorum. Müsaade ederseniz sevgili hemşehrilerim. 2 yıl önce şöyle başlamıştık. Suyu gümüş, taşı altın, cennete benzer bir bakın. Her yanı tarih ve destan. Nasıl gurur duymaz insan? Burası Bozkır. Burası sevgi diyarı. Yüce gönüller toprağı. Ne kavga yakışır bize, ne dövüş. Bize sevgi düşer, bize barış. Bu sevdalar bizim. Bu insanlar bizim. Bu destanlar bizim. Bu Bozkır hepimizin. Evet, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Sevgili dostlar, hepinize geldiğiniz için, burada olduğumuz için, bu mutluluğu birlikte yaşadığımız için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah sizin yolunuzu, bahtınızı ve geleceğinizi açık etsin diyorum. Saygılarımla teşekkür ediyorum.
Evet. Sayın Başkanımızı hemen yolcu etmiyoruz tabii. Ona bir takdimimiz olacak. Biz Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz katkı desteklerinden dolayı. Kısa bir şeyler söylemek isterseniz abi, buyurun. Sevgili dostlarım, sevgili başkanım, İbrahim Başkanım, şimdi yaptıklarını anlatınca aklıma geldi. 2 sene önce seçimden sonra kendini hayırlı olsun ziyaretine gittiğimde başkanıma şunu söylemiştim. Başkanım öyle çalış ki 4 sene sonra sana oy istemeye bir daha gitmeyelim dedim. Sağ olsun, o da biraz abartmış, ciddi işler yaptığını yakinen takip ediyoruz. Kendisine ayrıca teşekkür ederim. Mikrofonda konuşmak çok önemli. İnan otururken kahvede orada burada iş yerinde konuştuğunuz gibi değil. Ondan dolayı ben fazla konuşmuyorum. Tüm Bozkır halkımız, önce büyüklerimize hoş geldiniz diyorum. Ondan sonra Bozkır havalisi komple Bozkır. Bütün köyleri ve Bozkır içi. Birlik olalım. Gerçekten birlik olalım. Bak iyice bakın bakalım, ceplerinizde akrep var mı? Ulan var olan bir şeyler çıkarsın, olmayandan zaten istemiyoruz. Hepinize hayırlı günler, afiyet şeker olsun. Evet sevgili Süleyman Ağam'a çok teşekkür ediyoruz. Bir şeyler zikretmenizi istiyoruz abicim, buyurun. Bu kadar güzel insanı bir arada gördükten sonra kısa konuşmak mümkün değil. Müsaade et, içimizi dökelim Aslan Mustafa. Değerli hemşerilerim, çok kıymetli Bozkırlılar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gerçekten bu kadar güzel, bu kadar kalite, bu kadar yürekli insanı bir arada her zaman görmek mümkün değil. Bugünü, bu pikniği bize lütfettiği için Cenab-ı Hakk'a minnetlerimizi, şükranlarımızı arz ediyorum. Değerli kardeşlerim, bizim Bozkır'ımızın, Konya'mızın kaynağını dayandırdığı ana kültürlerden biri Hazreti Mevlana'dır. 807 sene önce yazmış Mesnevi'yi. Geçen gün internette gördüm. Amerika'da dünyanın en çok okunan eseri seçildi yine. Bugün bile Mesnevi-i Şerif. Onu koynumuzda barındırıyoruz. Ebemin, anamın, nenemin, bütün geçmişlerimizin, bütün ecdadımızın ruhunda Mevlana'nın ruhu ve düzgünlüğü var. Günleriniz şen, gönülleriniz gülşen olsun değerli hemşerilerim. Değerli başkanlarım, belediye başkanım, protokollerim, suyu sert, insanı mert, Bozkır'ım hepiniz hoş geldiniz. Burnu bana layık gören denek başkanım ve yönetime çok teşekkür ederim. Ben hep şunu söylüyorum. Biriz ve birlikteyiz. Şükürler olsun şu manzara birliği ve beraberliği gösteriyor. İnşallah her daim böyle bir ve bir oluruz. Teşekkür ederim.
Buradakileri söyleyeyim mi ne konuşuyorlar? Aramızda mı kalsın söyleyeyim mi? Bence söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Başkan hemen plaketi tutuşturup seneye sakın bizi unutma, seneye de buradayız zannediyor. Başkanımız. Evet işte başkanlığın verdiği sorumluluk bu. Teşekkür ediyoruz. İnşallah o da gereken ilgi zaten gösteriyor. Gösterecek. Seneye de var mıyız dedin abi. Bir şey söyledin az önce ama. Tabii sene derken oğlum bu önümüzdeki sene değil öbür sene. Tamam abi önümüzdeki seneyi birine vereceğiz de. Ondan sonra sene bir daha sene olacak. Tamam o zaman hiç karışmadan ben kabul edeceğim. O zaman tamam. Bir alkış yok mu ama yani? Vallahi billahi. Şimdi biz... Ulan bir sanatçı çıksa o biçim alkış olsun ben. Adam yanlış benim. Şimdi önümüzdeki sene garanti, ondan sonraki sene de garanti, değil mi abi? Süleyman abi evet, inşallah Allah ona evet, sağlık evet, versin. Bu biz hafta söylüyoruz ama gerçekten çok doğru. Ne elbiseler gördüm, içinde adam yok. Ne adamlar gördüm, sırtında elbise yok. Bunu söylemek istemiştim. Hani bunu söylerken boz kırmızı küçültmek değil, büyütmek için söylüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum alkışladığınız için. Evet. Vallahi bak böyle işte. Kemal abi, hazır bir hediyeleri bir takdim edeyim de önce bir verelim. Vermeden almak Allah'a mahsus değil mi? Şimdi bir hediye taktığımız olsun Sayın Başkanım'ın. Evet, bir de tablomuz var bütün beylerimize. Yalnız bu tabloyu... Değerli bir Mustafa Başkanım bu tabloyla ilgili bilgi versin. Bozkır'ımızın resmi. Tabii canlı olarak yani tablo yapılmış. Bozkır'ımızla ilgili bir tablo.
orijinal bir tablo. Gederet, Gederet köyünden Durmuş Yazgan abimizin kendi el yaptığı bozkır tablosu. Evet, Allah razı olsun. Bütün beylerimize, ağalarımıza her yıl bir tane tablo hediye ediyorlar. Çek i̇yi oğlum, iyi çek. Bak, i̇yi. Şurada 30 sene daha ömrümüz var, başka yok. Bu resmi yapana ilk başta şunu söyleyeyim. Bozkır Derneğimizin ekibine, başkanına ve işte anlayın ya, hepsine çok teşekkür ediyorum çalıştıkları için. Bizim Harman Pınar'ımız da süper çalışıyor. Candan oğlu Grup İnşaat, Sarıbacak ailesi, küçük hisarlıklı bir büyüğümüz, Allah razı olsun. Şimdi birazdan sana gel abi, orada durma gel. Öyle parası olan arkada durur mu? Efendim, gel abi. İyiyim abi, şükür kavuşturana. Gel, şöyle seni ortamıza alalım. İki küçük kardeşim, büyük abisi. Nasılsın abi? Vallahi aslında biliyorum her yıl katkı sağlıyorsun, destek sağlıyorsun. Sevgili sanatçımız, sevgili Sami Çelemiz'in gelmesini sağlıyorsun ama seneye biz senin buradaki insanlara yemek ikram etmeni istiyoruz. Sami de güzel bir insan. Eyvallah, her daim öyle. Seneye Şahin ailesi olarak bu kadar insana yemek ikram etmeni istiyoruz. Düşüneyim mi? Abi. He? Buradan... Abi yok, bir dakika. Yok, bu, onlar tamam, o bizde. Maddi olarak sıkıntı yapmayalım da, mimadan daha dostluğu kutlamayalım. Aynen falan. Öyle. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. O zaman şöyle ağam. Sadece şu sarıktaki şalı bir alabilir miyiz? Evet, bir alkış alalım mı sevgili Osman Şahin abimize? Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz demişlerim. Her sene bu günlerde bir araya geliyoruz burada. Çok iyi bir ortam. Hemşerilerimizin kaynaşması, tanışması. Ortamda tanışıyoruz. Daha sonra unutuluyoruz, unutuyoruz. Yine buna benzer faaliyetler bizim kaynaşmamıza sebep oluyor. Aynı şekilde Osman arkadaşım da söylediği gibi çocuklarımız, kızlarımız veya oğlanlarımız yarın yani kopmaması için de çok önemli bir faaliyet bunlar. Bu plaketleri sevgili kardeşimiz, kardeşler Kutu'ya çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bütün plaketlerimizi bizlere destek amaçlı her zaman gönderiyor derneğimize. Kendilerine de teşekkür ederiz. Kardeşler Kutu'ya. Hasan Şen abi, Candanoğlu Grup İnşaat olarak demiş ki bir hediye takdim edelim. Maddi olarak da katkı sağlayalım gençlerimize demişti. İnşallah bir dahaki turnuvaya daha iyi hazırlansınlar demişti. Değil mi abicim? Şimdi birinci, ikinci, üçüncüye bir de bana çek kesmiş. Değil mi abi? Eyvallah abi. Tamam inşallah abi, sağ olsun. Allah razı olsun. Sevgili Hasan Şen abiye bir alkış daha alalım. Çok ciddi bir ödül verdi ama öyle az hız değil. Ben size söyleyeyim, öyle ufak rakamlar değil. Çek kesildiğine göre düşünün. Derneklerimize veya gençlerimize katkı olarak öyle bir hediye takdimine bulundu. O zaman hediye takdimini kendisi yapmasını istiyoruz. Önce Akçapınar Derneği'ne. Akçapınar. Evet. Evet, Allah razı olsun. Şampiyon takıma hediyesini takdim etti. Ya ben de bir baktım, rakam biraz aşağılarda. Birinci, ikinci ödüller değişiyor çünkü de. Olsa o bana kalacaktı aslında abi, bakayım. Dere deneyimi. Dere deneyimizden sevgili abicim. Kaptanımız burada. Heh, burada. Hediyelerini de takdim ediyoruz dereli dostlarımıza, kardeşimize. Hayırlı olsun, Allah razı olsun, başarılar dileriz. Diğer küçük sağlık kaptanımız burada, Ali Şahin abi yokmuş, teknik direktörümüze takdim ediyorlar. Adım Halil Toksoy. Halil Toksoy, evet. Ne iş yapar Halil? Boks yapıyor. Bu sene nerede şampiyon oldun? İstanbul. İstanbul'da ne şampiyon oldun? İstanbul Sarıyer. Evet, şampiyonumuza bir alkış alalım mı? Boksta şampiyon olmuş, maşallah. Onu da şöyle plaketini Sayın Başkanımız takdim etsin arkadaşlar. Çekimini gerçekleştirdikten sonra. Evet,
Şampiyonumuza da tebrik ediyoruz. Evet, alkışlarla bütün köylerimiz burada. Onları yerlerine yolcu ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, kupayı takdim ediyoruz. Sayın Başkanımızın elinden alıyoruz şampiyon açısını. Valla benim de sevgili Abdullah Bozkurt Başkanı'ndan özür diliyorum. Sazlıköy Dernek Başkan Yardımcısıyım. Hiçbir tane maça gidemedik yoğunlukta. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Kupa elden gitti. Kupa elden gitti. Merhaba hemşehrilerim. Biz biliyorsunuz ben TÜMFET Başkanıyım. Türkiye Tesisat ve İnşaat Malzemeleri Federasyon Başkanı. Konya'da ciddi üretim olduğu için Konya'da şu anda inşaat malzemeleri, mobilya ve şehir malzemeleriyle ilgili çok güzel bir fuar düzenleniyor. Ticaret Odası İstanbul'dan bizden destek istedi. Biz de seve seve destek vermeyi kabul ettik. Onun için ayın 26'sı ile 29 arasında Konya'da çok güzel bir fuar düzenleyeceğiz. Zaten İstanbul'daki Konyalıları, İzmir'deki Konyalıları, Ankara'daki Konyalılarla hep tek tek toplantı yaptık. Oralardan da ciddi destek aldık. Hemşehrilerimizin Konya'daki fuara destek vermesi için ciddi bir mücadele ettik ve çok güzel bir fuar olacak. Niyazi! Niyazi Coşkun duyduysa gelir o zaman. Haydi bakalım. Hepiniz hoş geldiniz. Ellerinizi öpüyorum. Haydi bakalım, böyle kaşıkçılar. Haydi bakalım, hoş bulduk. Yakışıyor ya. Hemen abi. Thank you.
geldi çocukluğum. Hep yanına oluyordu. Parmağıma diken batsa öpüyordum, okuyordum. Üçün anlama geçti bu. Ne güzeldi çocukluğum. Hep yanında oluyordum. Parmağıma diken batsa yordum, kokuyordum. O yanam, canım anam, derdine nasıl dayanam. Yokluğum içimde hasret, neredesin benim anam. Biraz sonra çocukluğum takip edin. Yarın sabah kanalın yanında olacağım. Koydum şimdi kafaya. Şimdi buradan çıkıyorum, dostlar görürsün. Kardeş davada yüzüm, bakar durmaz iki gözüm. Anam senden ayrılalı, gülmez oldu benim yüzüm. Kardeş davada yüzüm, bakar durmaz iki gözüm. Annem senden ayrılalı, görmez oldu benim yüzüm. Sami! Bak şimdi, Sami Çelik sizlerle birlikte. Çok güçlü bir alkış istiyorum. Çok güçlü ama, çok güçlü ama. Evet. Vay 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 vay. Gizli gizli bir tenhada.
güzellik ya. Sizin güzel ellerinizden öpüyorum güzel anneler. Bu nasıl bir güzellik, nasıl bir alışlama? Ay 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 ay. Ellere bağışlıyorum. Benim gibi. Benim gibi. Evet. Bu işte. Büyük usta burada, Sait Büyük Çınar burada. Bir alkışlar mısınız? Evet. İşte bu, işte bu. Türkiye'nin sanırı. En güzel gösterilerinin destekçisi. Sait Büyük Çınar burada. Evet, evet, evet. Senden ayrı düşmek de varmış. Çok önemli. Sami Çelik dinliyorsunuz bakın. Siz hemşehrinizi dinliyorsunuz şu anda. Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda en iyi çıkış yapan Konyalı Bozkırlı bir sanatçı dinliyorsunuz. Ses bizim nefes Allah'ın, Allah'ın izniyle. Çok önemli bakın. Diyor ki ben 10 binlerin karşısına çıkıyorum. Devam edin hocam. 10 binlerin karşısına çıkıyorum, bu kadar heyecanlanmıyorum. Niye biliyor musunuz? Burada bozkır kokusu var biliyor musunuz? Burada memleket kokusu var biliyor musunuz? Burada can var can. Burada, burada, burada. Şarkının başında diyor ki... Hocam bir ağlar mısın? E olur. Oy, oy. Diyor ki... Kemanı biraz aç be, sonra isterim. Diyor ki... Kaderde senden ayrı düşmek de varmış, doğrusu bunu hiç düşünmemiştim. Seni tanımadan hele böyle, deli divane sevmeden önce yalnızlık güzeldir diyordum. Al başını kaç bu şehirden, ufukta bir çizgi gibi gördüğün dağlara, rüzgarını yot kokularını taşıdığı denizlere git diyordum. Git gidebildiğin yere, oysa ki bilmiyordum, senden kaçılmazmış bilmiyordum. Yokluğuna bir gün bile dayanılmazmış bilmiyordum. Yine de dayanmaya çalışıyorum işte. Bir kır çiçeği koparıyorum gözlerine benzeyen. Geçen bulutlara sıkseniyorum ellerin diye. Rüzgar, rüzgar güzel bir koku getirmişse saçlarını okşayıp gelmiştir diyerek avunuyorum. Yaşamak seninle bir başka zamanı, bir başka zamanda seni yaşamak. Her şeyden önce sen, elbette sen, mutlaka sen. İster yanı başımda dur, ister çok uzaklarımda. Sen ol, yeter ki bu zaman içerisinde. Ben olmasam da olur. Seni bir yumağa sarıyorum, yıllardır bitmiyorsun.
çaresizliğim gün gibi aşikar. Su olup çeşmelerden akan güzelliğin, inceliğin ışık ışık yüzüme vuran sen, güneş kadar sıcak, tabiat kadar gerçek. Sen bahçelerde çiçekler açtıran, sudan, havadan, güneşten yüce varlık. Sen o tek sevgi içinde, sen görebildiğim tek aydınlık. Allah aşkına bir nefeste benim için al, havasızlıktan öldürme beni. Bulutlara, yıldızlara benim için de bak. Susadım diyorsan bir yudum su içmelisin. Ben yorulduysam sen uyumalısın. Ellerim sevmek istiyor, saçlarım okşamak istiyor, anlamalısın. Ağaçların yeşili kalmadı, gökyüzünün mavisi yok. Bu dağlar o dağlar değil, rüzgarın da kekik kokusu yok. Kim bu çaresiz adam, bu kan çanağı gözler kimin? Kaç gecedir uykusu yok, gündüzü yok, gecesi yok, 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 işte yok. Anladım, sensiz yaşanmaz bu dünyada. İmkanı yok, imkanı yok, 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 işte yok. Sinemiyorlar, yaray, 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 yaray. Çok büyük konserlere çıkıyoruz söylediğim gibi. Hakikaten ama Bozkırların, Konyalıların huzuruna çıktığım zaman ilk başta imza olarak böyle güzel. Duygu olunca böyle oluyor. Yani dil söylemiyor, kalp söylüyor, biliyor musunuz? Çok önemli bu. Buradan okuyoruz Allah'ın izniyle. Efendim, başta anneler, bacılar, kardeşler olmak üzere çok kıymetli Bozkırlı, Konyalı, Sinoplu, Giresunlu, Malatyalı ve bu güzel mekanı dolduran ismini sayamadığım güzel illerimizin çok kıymetli misafirleri. Hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Haydi bakalım. Herkesi davet edelim. Bakın kılıç çekeceğiz, gayet edeceğiz. Haydi bakalım. Ben sevdim eller aldı da içimde acı doldu. Ankara'nın bağlarda yüküm yüküm yollarda. Ne zaman zar hoş olduğunda kaldıramıyorum onları. Ankara'nın bağlarda yüküm yüküm yollarda. Ne zaman zar hoş olduğunda kaldıramıyorum onları. Elimden de boynumu büyüke boydum. Ankara'nın bağlarda fikrim bizim yolları. Ne zaman zar hoş oldun kaldıramıyorum onları. Ankara'nın bağlarda fikrim bizim yolları. Ne zaman zar hoş oldun da kaldıramıyorum onları. Haydi! Haydi!
başlayalım. Bak ellere yukarı böyle. Oynana bırakacağım. Ellere yukarı böyle. Oh,
Yorulmadınız mı? Bir daha mı? Değerli dostlar, 26. Bozkırlar Pikniği şu an İstanbul Kemerburgaz'dayız. Bozkırlar Derneği yönetimi yanımızda. Muhteşem bir piknik bize göre. Dedikten sonra sevgili Erol abiye soruyoruz. Nasıldı? Vallahi süper bir şeydi abi. Süper. Bunu emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Önce arkadaşlarıma. Hepsinden kalkmadan dolayı sağ olsunlar, evet. Var olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Çok güzel oldu. Katılım da güzeldi. Bütün yönetimle arkadaşların hepsine teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim Bozkır hemşehrilerimizin katılımıyla alakalı. Burada bu havada yoğun bir katılımın olduğunu düşünüyorum. Akabinde gayet de güzel bir organizasyon olduğunu ben yönetim adına ve kendi adıma söyleyerek memnun olduğunu düşünüyorum. Hayırlısı olsun inşallah. Gerçekten çok güzel bir katılım oldu. Son zamanların en güzel bir katılımıydı yani. Herkese teşekkür ediyorum. Bence son yılların en güzel pikniği oldu. Bununla yetinmeyeceğiz. Daha güzelini yapmaya çalışacağız. Tüm yönetimimize teşekkür ediyorum emekleri için. Buraya gelen halkımıza da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Mükemmel bir katılım. Herkese ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başta başkanımıza ve diğer yönetim arkadaşlarımıza hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ve gelenlere de Allah razı olsun. Tüm katılanlara çok teşekkür ediyorum. Bozkırlar Derneği artık bir markadır. Bunun kıymetini herkes bilmeli. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Tüm yönetime ve buraya gelen bütün halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bir de sana çok teşekkür ediyorum. Eline ayağına sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Güzel bir katılım oldu. Gelen herkese teşekkür ederiz abi. Tahminlerimizin ötesinde çok güzel bir katılım oldu. Çok güzel bir pikniğimiz geçti. Katkıda ve katılımda bulunan bütün herkese teşekkür ediyoruz. Başkanım, size sorayım bu soruyu sadece. Müthiş bir coşku bu sene. Böyle değil mi? Soğuk bize biraz yaradı böyle. Bir arada durup ısınmak mı istedik? Yani tahminlerimizin ötesinde dediğimi biz böyle beklemiyorduk. Bu havada ancak bu kadar olur. Yani en güzel şekilde oldu. Çok güzel oldu. Bir de ilk defa sonuna kadar kitle buradaydı değil mi? Aynen. Evet. Aynen. Teşekkür ediyorum. Tüm katılımcı bozkırlara, esnaflarımıza, dernek yönetimimize hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Daha güzel günlerde beraber olmak adına hoşça kalın. İnşallah. Biz de bugüne yaşatan Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Muhteşem bir kalabalık, 20 bin üzerine katalım. Yağmur noktasında da biz bozkırlar yağmuru seviyoruz. Bereket, her gittiğimiz zaman her tarihte yağmur geliyor zaten, bizi buluyor. Mevlam daha güzelini nasip eder inşallah bu yönetime. Vallahi ben öncelikle Bozkırlar Dernek Başkanı'na, ondan sonra buradaki pilavı bitiren arkadaşlara ve buradaki bütün yönetimlere hepine teşekkür ederim. Gerçekten mesela ondan ondu yani. Pilav da dağıtılımda olsun, şey de olsun, mükemmel oldu. Yani bu sene bir her şeyimiz eksiksiz gitti gibi geldi Allah'a şükür. Ya şimdi o şu, arkadaşların birlik beraberliğinden, ondan birbirimizi tanıdığından, daha öncesi bütün Bozkırlar birbirimizi tanımadığından, bugün ben orada çizgide vardım, şöyle ya, durduralım arkadaşlar dedim, Allah razı olsun hepsinden yani, gerçekten yani. Kitle de bizi kırmadı. Kitle birbirimizi tanıdığından hep bir aile olduk artık yani. Onun biraz da katkısı var, hepine teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olasın başkanım. Bence Bozkırlar'ın ayrıcalığından bu da, güzel bir piknik oldu. Beklenenden daha kaliteli oldu bu sene, daha üstün oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Güzel de bir program oldu yani bugün. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Kazasız belasız atlattık. Beraberliğimizin devamını temenni ediyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Biz de size teşekkür ederiz. Evet değerli dostlar, 26. Bozkırlar Pikniği'ndeydik bugün. İstanbul Kemerburgaz'da gerçekleştirdi. Güngören Belediye Başkanımıza, buradaki emeği geçen Güngören Belediyesi çalışanlarına, o muhteşem pilavı pişiren ekibimize ve Bozkırlar Derneğimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bir dahaki organizasyonda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Aslan Mustafa gitti.